Teknoloji dünyasından herkese merhaba. İnternette kamera araştırırken Yasomi markasına ait bu kameraya denk geldim. Bu ara Yasomi'ye gerçekten çok taktım çünkü fiyat bakımından ve performans bakımından hem piyasa koşullarından fiyat olarak uygun hem de performans bakımından o yüksek fiyatlı cihazlarla aynı etkiyi gösteriyor. Nasıl diyeceksiniz? Gördüğünüz gibi bu kameranın görüntüsü aslında Xiaomi'nin 1080p HD görüntü alan kamerasıyla aynı görüntüye sahip. Özellik olarak da aynı özelliklere sahip. Ne özellikleri var? Bu kamera isterseniz bu şekilde düz bir zemine, isterseniz duvara, isterseniz de tepe taklı bir biçimde tavana asarak kullanılabiliyor. Bu şarjlı bir cihaz değil. Zaten şarjlı kamera modelleri maalesef ki şu an bu boyutlarda, bu fiyatlarda bulunmamakta. Bu şekilde içerisinden bir tarafı micro USB, bir tarafı USB kabloya sahip ve tabii ki içerisinden bir adaptör çıkan bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu kameranın özelliklerine girecek olursak 1080p'lik görüntü alabiliyor. Görüntüyü isterseniz anlık olarak cep telefonunuzdan görüntüleyebiliyorsunuz. İsterseniz şu alt tarafta görmüş olduğunuz kısımdaki alana bir hafıza kartı takarak kullanabiliyorsunuz ve verileri buraya kaydedebiliyorsunuz. İsterseniz de yine bir başka seçenek sunulmuş, buluta yükleme yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok faydalı bir seçenek bu. Neden diyeceksiniz? Kameranın normalde birçoğunda anlık görüntüleme yapılabiliyor ve sadece siz kamera uygulamasına giriş yaptığınızda o anki kayıt verilerini telefonunuza alabiliyorsunuz. Ancak bunda isterseniz hafıza kartı, isterseniz de bulut depolama seçenekleri bulunmakta. Ancak ben hafıza kartı seçeneğini çok fazla önermiyorum. Sebebi de şu, örnek evinize bir hırsız girdi, bu kamerayı ilk etapta fark etmedi. Hafıza kartına kaydedildi, problem yok. Daha sonrasında hırsız bunu fark ettiği anda siz bulut yedekleme de yapmıyorsanız ister kamerayı götürür, ister sadece hafıza kartını çeker çıkartır. Dolayısıyla sizin de elinizdeki bütün veriler gitmiş olur. Ha bu hırsızın bunu alabileceği anlamına gelmiyor. Neden diyeceksiniz? Uygulamasında şöyle özellikler var. Siz kamerayı açtığınızda, aktif hale getirdiğinizde ve tabii ki telefonunuzla eşleştirdiğinizde Wi-Fi üzerinden internete bağlanıyor. Bağlandıktan sonra çevresinde eğer bir hareket gördüğünde telefonumu uyarıver şeklinde ayarı açacak olursanız çevresinde bir hareket gördüğünde otomatik olarak telefonunuza bir bildirim gönderiyor ve siz de bu bildirimi tabii ki telefonunuz sessizde falan değilse gördüğünüz anda uygulamaya girip ev ortamını anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Kamera bu şekilde durmuyor. 360 derece bir dönüş açısına, ayrıca 5 derece ile 90 derece arasında da bir yükseklik açısına sahip. Yani bu kamera isterseniz uzaktan kontrol ile olduğu yerde 360 derece dönebilen, 360 değil düzelteyim 355 derece dönebilen, çünkü tam tur dönmüyor, olduğu yerde böyle daireler çizmiyor, 355 dereceye kadar geliyor, ondan sonra tekrar aynı noktaya kadar döndürebiliyorsunuz. Ayrıca 90 derecelik açısı da yine aynı şekilde uygulama üzerinden şu şekilde yukarı ve aşağı seçenekleriyle kullanılabiliyor. Gece görüş modu var, gece kayıt yapabiliyor. Zaten biraz sonra denemelerinde bir video kayıt alacağım. Hem gündüz hem yani ışıklı ortamda hem de karanlık ortamda nasıl görüntüler alabildiğini beraber görüyor olacağız. Uygulaması tam olarak şurada yazan QR kodda olan CareCam Pro adlı uygulama. CareCam Pro adlı uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra uygulamaya giriş yapıyorsunuz, bir kullanıcı profili oluşturuyorsunuz ve ardından kamera eklemek için kameranın şu altındaki QR kodu taratıp direkt olarak telefonunuzla eşleştiriyorsunuz ve bunun Wi-Fi bağlantısını sağlamış oluyorsunuz. Wi-Fi bağlantısı sağlandıktan sonra artık kameranın bütün özellikleri kullanılabilir. Şimdi kameranın menüsüne direkt olarak geleceğim ve bundan sonraki kısmı telefondan ekran görüntüsü alarak ve tabii ki bu kameranın gözünden sizlerle paylaşıyor olacağım. Hadi şimdi kameranın nasıl kullanıldığına geçelim. Kamerayı size şu şekilde yakından da göstereyim. Bakın Xiaomi'nin 360 kamerasıyla aynı görsele sahip, sadece ön tarafında Yasomi yazıyor. Arka tarafında da gördüğünüz gibi bir tane USB, bir tane de şu micro USB ile enerji verilmeyi sağlanan nokta var. Bu arada birçok kişi bu kamerayı alacak olursa resetlemenin nereden yapıldığını kesinlikle arıyor olacak. Şu şekilde kamerayı yukarı doğru çektiğinizde şurada bir tuş var. Bu tuş reset tuşu. Kamerayı fabrika ayarlarına döndürmek ve resetlemek için bu tuşa 3 ile 5 saniye arasında basıyorsunuz ve kameranın resetleme işlemi gerçekleşiyor. Şimdi bunu fişe takacağım. Şimdi gördüğünüz gibi ben kamerayı fişe takmış bulunuyorum. Öncelikle sıfırlama işlemini yapacağız. Sıfırlama işlemini yapabilmek için kamerayı şu şekilde yukarı çekiyorsunuz ve şu alt tarafında görmüş olduğunuz reset tuşuna 3 ile 5 saniye arasında basılı tutuyorsunuz.
bu şekilde bir ses aldığınızı artık bırakabilirsiniz. Şimdi fabrika ayarlarına geri dönecek ve kalibrasyon işlemini yapacak. Kalibrasyonu da şu şekilde yapacak, göreceksiniz şimdi. Şöyle çevireyim ya da. Olduğu yerde dönecek, yukarı aşağı kalibrasyonunu da aynı şekilde yapacak ve ardından tekrardan bu başladığı noktaya geri dönecek. Biz de bu esnada uygulamaya beraber bakalım. Şimdi uygulamayı sizlere gösterebilmek için telefonumun ekran kaydını başlatıyorum. Gördüğünüz gibi şu an welcome dedi. Şu an kalibrasyonuna başladı. Olduğu yerde dönüyor. Ben de ekranda gördüğünüz gibi uygulamayı açıyorum. CareCam uygulamamızın adı. Buna cihazı kaydedebilmek için sağ üst taraftaki artı butonunu kullanacağız. Cihazın kalibrasyonu bitirmesini şu an bekliyorum. Gördüğünüz gibi kalibrasyonunu sağladı. Artıya basıyorum ve ardından şurada görmüş olduğunuz tarama seçeneğini seçiyorum. Şimdi tarama seçeneği geldiğinde yapmam gereken şey kameranın altındaki QR kodu taratmak olacak. QR kodu tarattım ve ekranıma gördüğünüz gibi yazılar çıktı. Gücü aşın, reset düğmesini 3-5 saniye basılı tutun, cihaz sıfırlama sürecini başlatacaktır diyor. Anlık bir sesin duyulduğundan emin olun diyor. Anlık ses de zaten az önce duyduk. Şimdi sonraki adım diyorum. Sonraki adıma bastığımda evimin Wi-Fi ağını istiyor. Bu arada bu tür cihazlar 2.4 GHz'lik bağlantı üzerinden bağlantı sağlayabiliyor. Benim evimin şu an modem bağlantısı için şifreyi de ben zaten gördüğünüz gibi daha öncesinde girmiştim. Sonraki adıma basıyorum ve istemi duyana kadar QR kodu lense hizalayın diyor. Bu ekranda görülen QR kodu ben lense şu şekilde hizalayacağım. Evet, gördüğünüz bir istemi duydum. Sesini de işaretleyeceğiz. Yani şu alt taraftaki bir istemi duyduma basıyoruz. Şimdi okey dedi. Artık bağlantı kısmına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi modemin cihaz ile bağlantısı şu an yapıldı. Ayrıca Bluetooth bağlantısı da bu şekilde sağlanmış oldu. Cihazın adını ABC koyuyorum şimdilik. Saat dilimini seçebiliyorsunuz. Evinizin alanlarını gördüğünüz gibi buradan seçebiliyorsunuz ve daha sonrasında bu alanları değiştirebiliyorsunuz. Saat dilimi Moskova'da duruyor. Bit diye dedim ve şu an gördüğünüz gibi üst tarafta kameramın seçeneği çıkmış durumda. Girmek için bu şekilde basıyorum. Ve bakın şu an benim görüntüm burada telefonun ekranında karşıma çıkıyor. Ben şimdi bunu elimle, artık alışkanlık haline aldığı için elimle çeviriyorum. Şurada görmüş olduğunuz ses tuşu, buna bastığım zaman kameradan sesi alıyor ve benim telefonuma yönlendiriyor. O yüzden bunu şu an için kapatıyorum. Buradan bastığınız zaman video kayıt oluyor, gördüğünüz gibi anlık olarak telefonunuza kaydediyor. Şu kırpma seçeneği direkt olarak anlık kameradan fotoğrafı alıp telefonunuza kaydediyor. Buradan da renkli ve oto seçeneklerini seçecek olursanız kameranın renkli veya otomatik modda çalışmasını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca şuna bastığınız zaman kamera gördüğünüz gibi tam ekranı şu an kaplıyor. Kameranın açısını değiştirebilmek için şunu açıyorum ve ardından yukarıya çeviriyorum. Bakın yukarıya çevirdiğim anda artık kamera kendi kendine yukarıya çıkmaya başladı. Açısı bu şekilde, en tepeye kadar çıktığında tavana kadar görebiliyorsunuz. En aşağı kadar indirdiğinizde gördüğünüz gibi yere kadar görüyor ve bu şekilde sola doğru dönmeye devam ediyorum ve bütün ortamı görüntüleyebiliyor. Ben şu an arka tarafı çok fazla göstermeyeceğim çünkü bayağı kalabalık ve karışık durumda ortam. Kamerası gördüğünüz gibi Full HD görüntüde tam olarak bu şekilde. Full HD'yi isterseniz HD olarak değiştirebiliyorsunuz. Sizin internetinizin kalitesine bağlı olarak bu görüntü kalitesiyle de oynayabilirsiniz. Full HD'yi aldığınızda gördüğünüz gibi görüntü kalitesi pek tabii ki iyileşiyor. Şimdi çok hareket etmeden ben bu görüntü kalitesi arasında geçiş yapacağım. Siz de farkı daha net olarak göreceksiniz. Bakın HD'yi aldığımda görüntü birazcık bozuldu. Bu birazcık benim internetimin hızıyla da alakalı bir durum. Full HD'ye de aldığımda açıkçası gayet net bir görüntü alabiliyoruz. Şimdi karanlıkta nasıl bir görüntü alacak onu da görmek için ortamdaki ışıklarımı ben söndürüyorum. Hatta şu arkadakileri de söndürelim. Gördüğünüz gibi şu an ortamdaki bütün ışık sönmüş durumda ve gece moduna geçti. Gece modunda da böyle hayalet gibi görünüyorum. Açıkçası birazcık korkunç.
Bu arada kameranın da şöyle görselini ben size göstereyim. Bu şekilde kırmızı ışıklar çıkıyor. Bu da zaten gece moduna geçtiğini göstermiş oluyor. Gece moduna geçtiğinizde yine kamerayı aynı şekilde sağa sola çevirerek etrafı bu şekilde net bir biçimde görebiliyorsunuz. Bakın şimdi bu ekrandaki ışığı algıladı ve otomatik olarak gündüz moduna girdi. Elimi önüne ışığını kapatıyorum, tekrardan gece moduna giriyor. Kamerayı bu şekilde çevirerek gördüğünüz gibi yönlendirebiliyorum. Işıkları tekrardan açıyorum. Kamerayı bu şekilde çevirdim. Şimdi demiştim ya, karşılıklı konuşma da yapılabiliyor diye. Bunu şu şekilde aldım. Mesela bakın, iki taraf birbirini duyabilsin istiyorsanız şuradaki mikrofon seçeneğine bir kez basıyorsunuz. Basılı tutarak konuştuğunuz zaman şu an telefonla cihaz birbirine çok yakın olduğu için maalesef seste yankılanmalar yapıyor. Normal şartlar altında siz aynı evin içerisinde olmayacak olursanız uzaktan bu şekilde birbirinizle konuşabiliyorsunuz. Zaten şuradan sesi açtığınızda otomatik olarak karşı tarafın sesi kamera üzerinden, kameranın üzerindeki şuradaki mikrofon sayesinde tarafınıza ulaşmış oluyor. Ayrıca bunda ne gibi özellikler var? Şimdi onları da size göstereyim. Şu üst taraftaki ayarlar sekmesine bastığınızda kamerayı aç kapat ve burada gördüğünüz gibi bir sürüm güncelleme var şu an. Bu yazılım güncellemeyi de yapacak olursanız kamera daha istikrarlı ve daha düzgün bir biçimde çalışacaktır. Kamerayı yeniden başlatın seçeneğine bastığınız zaman yeniden başlatacak. Kamera ayarları kısmı gördüğünüz gibi dik veya ters şeklinde ayarlanabiliyor. Kamera mikrofonunu buradan aktif edip deaktif edebiliyorsunuz. Gece görüş IR ışığı dediği de bunu otomatik tutacak olursanız zaten otomatik modlar arasında geçiş yapıyor. Kayıt akışı dediği de kaydı Full HD mi yoksa HD mi yapmasını istediğiniz seçenek olmuş oluyor. Hareket uyarısı dediği şey algılama alarmı. Size bahsetmiştim ya, kameranın önünden bir şey geçecek olursa anlık olarak telefonunuza bildirim gönderiyor. Evde olduğunuz zaman bunu açık bırakacak olursanız zırt pırt telefonunuza bildirim geleceğinden bıkarsınız. Şurada bildirim dediği SMS bildirimi veya push bildirimleri olarak değiştirilebiliyor. Gelişmiş uyarı ayarına izin ver dediğinizde bakın hem ses hem titreşim olarak isterseniz size bildirimler gönderebiliyor. MyCloud hizmeti Bluetooth hizmetini artırmak için, daha doğrusu kullanabilmek için bir satın alma işlemi yapmanız gerekli. Bu Bluetooth hizmetinden faydalanmak isterseniz buradan satın alma seçeneklerini kullanarak bir Bluetooth hesabı da açıp verilerinizi Bluetooth'a yedekleyebiliyorsunuz. Ağ ayarlarından siz Wi-Fi'nizin değişikliğini ya da başka bir Wi-Fi ana bağlantısını sağlayabiliyorsunuz. Mülkiyetin devre dediği şey de siz kamerayı bir başkasıyla paylaşmak isterseniz ekrana çıkacak olan QR kodu ona taratıp direkt olarak kameraya onun da erişimine olarak sağlamış oluyorsunuz. Micro SD karta bastığınız zaman da eğer içerisine bir SD kart koyacak olursanız SD kartın kapasitesinin ne oranda dolduğunu veya ne içerisinde neler olduğunu da görüntüleyebiliyorsunuz. Tarih saat ayarları buradan yapılabiliyor. Aksesuar ayarları dediği de bunun çekim mesafesini anten takarak güçlendirebileceğiniz bir aksesuar eğer satın alırsanız takabiliyorsunuz. Cihazın özellikleri bu şekilde. Açıkçası benim gerçekten çok hoşuma gitti. Muadilleri çok daha yüksek fiyatlara satılırken bunun fiyatı nispeten onlara göre daha düşük ve özellik bakımından aynı ve aynı özelliklerle de size gerekli konforu sağlıyor. Açıkçası benim videoda bu cihazla ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Gerçekten harika bir cihaz. Eğer satın almak isterseniz satış linklerini açıklama kısmında sizlerle paylaşıyor olacağım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz benzer videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.